değerli dostlar herkese tekrar Merhabalar ekranımızda standart yasal uyarımız kesinlikle burada yer alan bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir almak satmak tutmak tamamen sizlere aittir bu videomuzda metaverse kriptolarını ilgileneceğiz değerli dostlar hemen hızlı bir şekilde yayınımıza geçelim Evet öncelikli olarak şöyle alalım manayla başlıyoruz grafiğimizi sıfırlayalım bir günlük grafik üzerine şöyle bir gelelim arkadaşlar. Mana'daki son tablo, son durum nedir? Hep beraber değerlendirelim. Evet, Mana, Metaverse'ün en popüler kripto paralarından bir tanesi arkadaşlar. Şimdi şuradan ben Mana'dan ümitliyim arkadaşlar. Ana destek noktaları falan test edilse çok da güzel olacak gibi gözüküyor. Yani şuradaki ana majör desteğin testi Bizler için gerçekten şahane olur ee, bu yükseliş için güzel bir atak olarak burası değerlendirilebilir arkadaşlar ee, yine e, hissi e, kriptoda dip seviyelere yakın olduğumuz söylenebilir yani şurada baktığımız zaman e, son bir yıl içerisinde değerli dostlar en düşük e, seviyenin 37 sentlerde olduğunu en yüksek seviyenin ise neredeyse 6 dolara yaklaştığını görüyoruz. Ciddi bir uçurum, ciddi bir fark var. Yani ilk dalgasını Metaverse kriptoları burada yaptı. Yeni bir dalganın ben oluşacağına inanıyorum. Ve bu dalga için bu noktaların kademeli bir şekilde doldurularak değerli dostlar yukarı yönlü yeni zirvelerin test edileceği düşüncesindeyim. Onun için mana benim en e, popüler ve kendimde taşımış olduğum bir e, kripto para değerli dostlar manayı uzun süreli tutmayı düşünüyorum. 2022 23 yıllarının Metaverse yılı olacağını ve de kurumsal anlamda da tabi buralara ciddi bir e, rağbetin oluşacağını düşünüyorum. Onun için mana benim için en popüler bir kripto para olarak yerini koruyor arkadaşlar. E, kademeli bir şekilde bir e, dolar bantlarına kadar değerli dostlar e, kademeyi yapılabilir bu bantlarda uzun soluklu, taşınabilecek sağlıklı bir metaverse kriptosu olarak değerlendiriyorum Mana'yı. Engine arkadaşlar yine Engine'e bakalım şu şekilde. Grafiğimizi yine sıfırlıyoruz. Çizimleri kaldıralım. Evet. Engine'deki tablo. Son bir yıl içerisinde Engine nereden nereye gelmiş? Ona bakalım. Son 1 yıllık serüveninde Engine'in en düşük seviyesinin 73 cent banda olduğunu görüyoruz. En yüksek seviyenin de 4.84 dolar banda olduğunu görüyoruz. Diplere daha yakın bir haldeyiz arkadaşlar. Onun için oldukça cazip bölgeler olduğunu düşünüyorum enjin Coin'in. Evet, şu anki görüntüde bizler bakınız şu seviyenin arkadaşlar test edildikten sonra hareketin ciddi şekilde başlayacağını düşünüyoruz. Bakın şöyle bir alçalan takoz görüntüsü içerisindeyiz. Yani dip seviyesi test edilebilir. Yeni bir dip seviyesi. Örneğin kaç burası arkadaşlar? E, 74 sent. Yani buraya kadar düşüşleri ben normal karşılıyorum. Yani buradaki e, oluşan takoz sonrasında kırılım bizim için esas olacaktır. Kırılımla beraber güzel bir atan geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Engine Coin'de yine e, Metaverse koyunları arasında değerlendirilebilecek bir kripto para olarak yerine almakta değerli dostlar. Evet şöyle bir trend içerisinde yine takip edilebilir. Ve buradan arkadaşlar bu trendin bakalım. Evet şu kısımlarda bakınız 74, 80 Buraya kadar düşüşleri ben normal karşılıyorum arkadaşlar. Ola ki yukarı yönlü bir hareket geldi ve 1.28'in üzerine attık. Kırılıma daha yakın bir hal almış oluruz enjin coin'de. Devam edelim. Atlas, Star Atlas dediğimiz bir diğer kripto para. Binance'te yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. GTO borsasında var. Binance'te yok. Onu bir defa söyleyelim bilin. Ee, burada da sert bir düşüş, yani tepeden aşağı doğru ciddi bir anlamda değer kaybetti. Ee, bu da değerlendirilebilir. Evet. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar için bu da bir metaverse projesi değerli dostlar buradan da yine güzel bir sonuç elde edileceğini ben düşünüyorum. %92'lik bir değer kaybı var. Ciddi bir değer düşüşü. En azından şuradaki EMA 50 siyah çizginin üzerine atmasıyla trendin dönebileceği düşüncesindeyiz. Gala. Evet. Galayı yakından takip ediyorum arkadaşlar. Galada da bakınız. Yatay destek bölgesindeyiz. Buradaki tutunma bizim için önemli olacaktır. Ben yine burada da sağlıklı bir yukarı yönlü hareket için değerli dostlar bir günlük kapanışını bakın şu değerin üzerine yapmasını beklerim. Yani 0 18 bandı üzerinde bir kapanış gelmeli ki buradan tamam birazcık daha rahat nefes alabileceğiz artık. Yukarıda 21 ve de 29 sent bandına doğru yolculuk gelebilir diyebilmeliyiz. Onun için önceliğimiz burada 18'in üzerine atması arkadaşlar. Audio Evet bakınız bu diğerlerine göre biraz daha pozitif ayrışmış durumda. Daha önce audio'yu anlatmıştık pozitif uyumsuzluktan. Bakın şu bölgede ve bu bölgede pozitif uyumsuzluklar sonrası yükseliş olmuştu arkadaşlar hatırlarsanız. Bakın şuradaki diplerin daha aşağıda olduğu dönemde yatay bir dip var demiştik. Şurada yine dipler daha aşağıda ama net bir şekilde daha yukarıda dip oluşumu var teknik olarak bir pozitif uyumsuzluğun işaretidir. Pozitif uyumsuzluklarda arkadaşlar hemen biz uzaya gideceğiz gibi bir endişe bir artık beklentiniz olmasın. İleri geri hareketlerle ne yapacak? Daha yukarıda dipler, daha yukarıda tepeler oluşturma gayreti içerisinde olacaktır. Biz burada tepe çalışmasını bakınız şuradan yavaştan başladığını görüyoruz. Bakın bu birinci tepe, ikinci tepe bakınız daha yukarıda. Burayı birinci dip olarak alıyoruz. Bakın şu bu birinci dibin üzerinden arkadaşlar yani ortalama işte 60 sentlerin üzerinde yeni bir dip çalışması yaparak burada yeni tepeye doğru yolculuğun geleceği düşüncesindeyim arkadaşlar. Bu pozitif uyumsuzluk gerçek manada yerini bulmuş olsun. Evet düzeltmeler geri çekilmeler olabilir. Ee, yani 60 sentlere kadar geri çekilmeler olabilir ama burada biraz daha pozitif ayrıştığımız diğerlerine göre daha olumlu olduğunu görüyorum. Bir tık önde TVK'ye bakalım arkadaşlar. Burada da acele etmeyin. Yani bir yatırım için acele edilmemeli. Buradaki düşüncem ise 979'ların üzerine atması olacaktır arkadaşlar. Ya yani bu bandı acele etmeden bu bandın üzerine atmasını beklemek daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Yine şöyle bir trend alacak olur isek. Ortalama bakınız buralardan yine bir dönüş gelebilir. Bu trendi bir tık daha aşağı uzatabiliriz. Tevek TVK'da da arkadaşlar böyle bir durum var. Umarım buradan da hareket gerçekleşir diyelim. Evet. Buraya da geçiyorum. Yani 979 bizim ana seviyemiz olacak. Bu seviyenin üzerinde olmamız lazım. Daha aşağılarda ise 750 bantları yine bizi destek olarak karşılayacak önemli noktalar. ILEV'e Evet o nereden çıktı hocam diyebilirsiniz. Ile ve yine Metaverse coinleri arasında arkadaşlar. Yine daha önce uyumsuzlukla beraber. Bakınız yukarı yönlü bir hareketini gördük. Şimdi bir numaralı bölge artık uyumsuzlukta. Dibe yakınız. Burada da arkadaşlar acele etmiyoruz. Bakınız kesinlikle acele etmeyin. Alımlarda satımlarda birazcık net manzarayı görün. Otursun biraz arkadaşlar. Yani burada görüntü anlamında ben şunu söyleyebilirim. Şöyle alıyoruz burayı. Bakınız. Vermiş olduğum değerin üzerine atarsa olumlu arkadaşlar. Evet kaç burası? 485 bandı üzerinde görmelisiniz ki olumlu düşünebilmelisiniz şu anda. Eğer burada de değilseniz ve yatırım yapmayı düşünüyorsanız arkadaşlar şu yakın zaman içerisinde 485 üzerinde hareketini görmeniz lazım. Bu birincisi. İkincisi ben e, trend takip etmek istiyorum diyorsanız şöyle bir trendin düşüş trendlerin tepeden alıyorum arkadaşlar genelde en çok noktanın geçmiş olduğu kısmı işaretliyoruz. Evet şöyle bir şey çıkıyor karşımıza bakın trend çıkıyor oldukça da net bir trend olduğunu düşünüyorum ben 485'in üzeri olumlu diyorum ama düşüş devam edebilir yine ortalama bir fiyat veriyorum burada 400'lere kadar olası geri çekilmeler bir fırsat noktası olarak değerlendirilebilir. Bu iki nokta üzerinden e, bu kriptoya yürüyebilirsiniz arkadaşlar. Ya 485'in üzerinde görmeniz lazım. Ya da geri çekilmelerde 402 bandı gibi önemli bir noktanın testinin gerçekleşmesi takip edilebilir. Evet devam ediyoruz. Sant. Evet. Şu sandı mana'nın yanına alayım. Sant ve mana. Evet. Sant'ta da arkadaşlar biz şimdilik yerinde kalsın şöyle. Sıralamayı bozmayalım. Evet. Sand'ı da beğeniyorum arkadaşlar. Sand'da bakınız bir kanal ee, kırılımı geldi ama maalesef tutunamadık. 2.72 idi buradaki ana destek noktamız. Bu değerin altına sarkmaya devam ettik ediyoruz. Bir müddet daha bekleme modunda yer alınması gerektiğini düşünüyorum. Önemli bir destek bölgesi var. Bakınız şu noktada. Şu anda buralardayız. Bakalım burası bir dönüş noktası olacak mı bizim için? Daha önce test edilmiş olan bir seviyedir burası. Bakalım burası çalışacak mı arkadaşlar? Evet yine sandı da beğeniyorum. Mananın yanına sandı da ekleyebilirsiniz. uzun soluklu taşımak istiyorsanız. Bende mana var. Tercih sizindir tabi. Diğerlerini daha detaylı araştırıp bir plan yapmayı düşünüyorum. Metaverse ağırlıklı bir e, piyasa kendime oluşturma düşünüyorum. Bir altcoin sepeti oluşturmayı düşünüyorum. Evet şu anda elimde olan manadır arkadaşlar. Elimde olan e, AXS e vardır biraz da. Yani diğerlerini de kademe kademe devam ettireceğiz. E, araştırarak veya uygun yerlerden toplayarak uzun soluklu taşımayı düşünüyorum. Evet Sant bu şekilde arkadaşlar. E, örne bakalım. Evet burada da bakınız bir üçlü dip çalışması olabilir biraz daha pozitif geldi gözüme onu söyleyeyim. Yani bir üçlü dip çalışması arkadaşlar burada bakınız söz konusu olabilir. E takip edeceğimiz e, kriptolardan bir tanesi olarak değerlendirilebilir. Evet şu şekilde alıyoruz. Bakınız desteğimiz oldukça net. Burada da olumlu senaryo için değerli yani dostlar şöyle yapıyoruz. Evet, 4, 27, 4, 30 bantları üzerinde hareket etmesi önemli olacaktır burada. 4, 30'ların üzerindeki hareketi biraz dönüş için ümit verebilir. Üçlü dip çalışması karşımıza çıkabilir. Evet. YGG'ye bakıyoruz şimdi de. Aynı benzeri görüntüleri görüyoruz. Burada da yine sert bir şekilde düşüş devam ediyor. Değerli dostlar yine muhtemelen şöyle bir tepe noktası kullanılmasını yapalım. Evet, bir miktar daha geri çekilme görebiliriz. Ee, kanal boyunca yolculuk gelebilir. Destek noktasını yakalar isek yine güzel bir fırsat elde edilmiş olur arkadaşlar. MACD indikatörü alıma gitti gidiyor derken tekrar aşağı doğru gevşediği gibi hacimde son dönemde artış var onu da söyleyelim. Evet. AXS arkadaşlar Evet ana desteği kırdı e, 43 bakınız biraz önce de birkaç işte de e, kripto üçlü dipten bahsetmiştik ama e, bakınız ne yapıyor demek ki kırılabiliyor aşağı yönü yani biraz daha geri çekilme yaşanılacak gibi gözüküyor bakalım neler olacak arkadaşlar burada önemli noktanın 43 34 olduğunu görüyoruz bu değerin üzerine bu kanalın içerisine atabilirsek 72 ve 102 şeklinde sırasıyla değerlerimizi görebiliriz arkadaşlar. Evet kendinize iyi bakın. Ee, bu e, kriptoları irdeleyebilirsiniz. Metaverse kriptoları portföyünüzde mutlaka olmalı diye düşündüğüm kriptolar arasında sizler de tercihinizi istediğinizden tarafa yapabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüzce olsun.